Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Black Desert Türkiye'nin haritası hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Avrupa'da oynayan arkadaşlar geniş bir haritaya alışmış durumda ama Black Desert Türkiye sıfırdan bir server olacağı için başta çok daha küçük bir haritaya sahip olacak. Ki oyuncu kitlesine göre de bu normal olur hani. Avrupa'nın şu anki oyuncu sayısına göre Türkiye'nin ilk oyuncu sayısı zaten az çok daha küçük olacaktır. Başlangıç için iyi. Şöyle manzara modundan çıkarsak. Kızımızla işimiz yok, haritayı açacağız. Şu an Black Desert'ta Avrupa'nın haritasını şöyle gösterebilirim size. Şurada Camasilva bölgesi var. Şurada çöl bölgesi var, Valencia. Black Desert dediğimiz kısım bu. Şöyle yanlara gidiyor, şuralara gidiyor. Şurada ileride açılacak kar kısmı var. Karlı mapler. Şu sol üstte de Asyalıların bulunduğu yer var. Deniz aşırı. Korsanlarla falan kapışıyorsunuz bu denizde. Korsan haritası. Peki nasıl olacak bu harita? Harita bilgisi içinde oyunun senaryosu şu ülkeler arasında geçiyor, ana senaryosu. Bunlar birbiriyle kapışmış. Demişler sen çok güçlüsün. Dağılmışlar falan. Geçtim orayı. Ana senaryoya göre zaten başlayacak biraz. Oyunun haritasını tarif edelim. Elle göstermenin anlamı yok. Medyah ve Valencia olmayacak. Yani şu iki nodun, şu Goblin Cave ile Eastern Border'ın şu arasından bir kesik ya da şu Camasilva Temple tapınağının olduğu yerdeki nehir bir kesik olacak. Şu dağlarda bir kesik olur. Oradan itibaren kapalı olacak. Yani Mediha geçiş olmayacak hiçbir türlü. Belki bir bug bulursanız bir aradan falan. Şu haritalar yapılmış olur. Şu an bu karlı yerler de aslında yapılmış. Bir bug bulsak bir aradan tırmanma yolu. Onun dışında yani mob olmayacak, geçişi olmayacak. Şu kale boş olacak. Crown Castle. Bu yan sınırı böyle. Serendia, Balenos ve Kalfion olacak. Kalfion. Ana temada. Deniz olarak Lily Island olacak sadece. Şuralar korsan falan hiç olmayacak. Yani ya hep kıyı yerleri, bir de şuradaki Lily Island'a kadar bağlanan adalar. Ya yani denizle ilgili de pek bir işimiz olmayacak. Balıkçılık için de çok açılacak yerimiz olmayacak. Ya da balina avlama gibi durumlar için. Camasilva olmayacak. Ya yani şu Camasilva ne olduğu not değil. Şu iki not olacak. Şu iskelet resminin altından ufak bir üçgen gibi olacak. Geçilmeyecek. Şuradaki tapınaklar olmayacak ama haritadan yine görebileceksiniz. Hani haritayı önceden yapmış oluyorlar zaten. Hani bizim arkadaşlar da denemişti bir ara. Şu dağlardan buralara çıkmayı bir bug aramıştı. Olmamıştı. Belki TR'de olur. Deneyebilirsiniz. Onun dışında yine şu dağlardaki tapınaklar olacak. Şu dağın içindeki tapınaklar olacak. Mark of Shadow için gereken. Onu da şöyle göstereyim. Haritadan biraz sapmış olacağız ama bu da tapınakçıların yüzüğü. Hani TR için önemli bir yüzük olacak. Ondan gösterdim. Yani harita bu üç ülkeyle sınırlı olacak. Başta Balenos, Serendia ve Kalfion. Sınırlar ise Mediah olmayacak, şu yandan kesilecek. Soldier's Grave 54-56'lık olmayacak. Büyük ihtimal max level 55 ya da 50 olur. Büyük ihtimal 55 civarı olur. Çünkü en çok kasılacağımız yerler hani şey olarak, mob kesme olarak 49-51'lik Catfishman ve Masha Forest. Ogre Ring kovalayacağız burada. Bunlar olacağından büyük ihtimal max level 55 olur. 45'te level atlama bir yavaşlar. 50'de çok yavaşlar. Yani büyük ihtimal öyle olur. Onun dışında ağaç adamlardan Trisprit Belt kovalayacağız. Genel olarak harita böyle. Dünya bossları olmayacak çıkan tabii ki. Denize açılma olmayacak dediğimiz gibi. Ya şu alt kısımlar olmayacak. Ancient Guardian Seal'lar olmayacak 55-56'lık. Yoksa olacak mıydı? Şura kesik olacak mıydı? Şu an şüpheye düştüm. Çık 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 çık. Ona hızlıca bir bakayım masa üstümden diyeceğim. Şurada olacak.
Olmayacak. Siz söyleyin. Soldier's Grave yine olmayacak arkadaşlar. Şu dağlar yine engel olacak. Medyah bölgesi sayılıyor. Bir an dedim acaba bunlar böyle bu zorlu yerler olarak olur mu? Yok. Şu Soldier's Grave'in solundaki dağdan yine kesik olacak. Geçişi olmayacak. Şeyden şüphelendim çünkü Soldier's Grave'den zaten Kamesilva Tapınağı'na bağlantı yok. Acaba şu nehri sınır sayarlar ya da şu iki nehri. Bu iki yer olur mu? Yok öyle değilmiş. Harita böyle. Yine şuralarda bir başta kasılmalar. Görevleri takip edersiniz zaten. Küçük bir harita olacak. Toplayıcılığı, diğer life skill'ler önem kazanacak. Yine Heidel merkezliğini koruyacaktır düşününce. Şöyle bakıyoruz. Heidel biraz yanda duracak ama Kalfeon, Velia. Yine insanlar Heidel'de toplanacak gibime geliyor. Her şeye. Yo. Şimdi şuralarda kasılacaklarsa Kalfeon. Belli olmaz. Bakalım Türkiye nasıl bir server olacak. Hepimiz heyecanlıyız. Haritanın yanında bilgiler vermek gerekirse. Guild'lerde not savaşları olmayacak. Bundan sonrakiler biraz yan bilgilere giriyor arkadaşlar. Harita sınırlarını belirledik. Başlarda bu ekstra neler olmayacağı ile ilgili birkaç ufak bilgi vereceğim. Bu notlara Guild'ler sahip oluyor. Bu Guild savaşları olmayacak. Notlara sahip olma. Çok ayrıntılı. Kale dikiyorsunuz, duvarları ayarlıyorsunuz. İşte dağın şurasına adam bu not için bir kale dikiyor, bir kapı kuruyor. Geçemiyorsunuz. Ya yani bu savaşlar olmayacak. Başta birçok item olmayacak. İşte o Mark of Shadow'lar falan önem kazanacak. Ogre Ring'ler. Türkiye server ile ilgili de bir video hazırlayacağız hani itemleriyle ilgili. Daha önceki hazırladığımız item ya da diğer videolar hani Avrupa sunucusu üstünden TR'ye sadece değindik. Ufak yanlış bilgiler söyledik. Demirci'den alınan itemlerle ilgili falan. Onları da yorumda düzelttik. Kusurlarımız affola. Onun dışında Port Eferio olacak mıydı TR'de? Onu tam hatırlamıyorum. Ya pek bir önemi olmaz. Eferia bot var çünkü. Onun için burası. Hani şu dev gemiler böyle kenarına toplar taktığımız, okyanusa açıldığımız. O da TR'de başta olmayacak. O yüzden mantığı yok. Carpeon Castle da sonradan açılıyordu kapıları. O da not savaşları için biraz. Onun dışında moblara baktığında bir mob eksik olacak mı? Hexe'den küpe düşüreceğiz. Mark of Shadow'un küpe versiyonu diyelim. Witch Earring. 50-52. Zaten en çok zorlanacağımız yerlerden biri bu olacak. Ama tatlı olacak. İnsanlar zaten hep aynı yerlerde toplanacak. Bakalım PK falan nasıl dönecek onu merak ediyorum. Gurunil Armor olmayacak. Ben hep Gurunil Heavy Hybrid öneriyorum ama Gurunil Armor olmayacak. Ya Suzan'da kasılmalar olmayacak. Asula Set olmayacak zaten. Asula Set Avrupa'da bile yeni geldi. Altınova olmayacak. O Türk milliyetçiliği ülkemiz olmayacak tam. Zaten önce Medyah gelecek. Geliş aşamalarıyla da. Siz söyleyin. O geliş aşamalarını da söyleyeyim aynen. Önce Medyah gelecek. Açılacak. Sonra Valencia. Ama Valencia iki part halinde gelecek. Kamesilva'da da aynısı oldu. Part 1 şöyle diyelim hani şehrin şu olduğu kısımlar. Part 2'de ise şu güçlü moblar ekleniyor. Çerçeve ekleniyor biraz daha. Oh. Buranın da moblarından çok güçlü artık sarı takılar, güçlü itemler, çölde pusula gerekiyor, sürekli düzenli su içmeniz gerekiyor, zorlu bir toprak var. Haritada gözükmüyorsunuz pusulanız olmazsa. Onun dışında okyanus açılacak işte. Ondan sonra da tabii Medyah'tan sonra da şu korsan açılır. Belki Valencia'dan da önce açılır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu mavi takılarım bakın Red Coral Earring falan çıkmış. Onların yuvası. Sonra da Avrupa'ya da yeni geldi. Kamesilva 1, sonra Kamesilva 2 gelecek şu bölgeler. En son da şu an karlı bölgeler gözüküyor açılacak. Ondan sonra da haritayı şu alttan büyütme imkanı sunmuşlar. Onun dışında şu Asya bölgesini büyütebilirler. Hani oyun kendini büyümeye açık bırakmış zaten. Ki şu karlı bölge Kore'de de gelmedi diye hatırlıyorum. Elbet gelecek yani. Şu an Kamesilva Part 1 Avrupa'da yeni geldi. Hani TR'nin zaman dilimini hesaplamak isteyen arkadaşlar için öyle diyelim. Bir yıllık bir server. TR biraz daha hızlı gelişecek dediler. Ama sonuçta belli bir hızlı olmak zorunda.
Harita böyle. Ona göre şekil alacağız. Yani gerçekten dar bir harita olduğunu fark etmişsinizdir şu anki haritaya göre. Map ile ilgili vereceğimiz bilgiler bunlar, TR ile ilgili. Bu arada TR'de biz de kendi guildimizi açacağız. Eğer katılmak istiyorsanız, oyuna dair hele deneyimliyseniz, kapılarımız açık. Güzel bir planlarla başlayacağız artık. Sizleri de guildimize bekleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda beraber olalım. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.